Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğrenmeye devam ediyoruz. Unit 15, Past Perfect Tense. Daha önce görmediğimiz bir zaman ifadesine başlıyoruz arkadaşlar. I had done. Miştiği geçmiş zaman şeklinde Türkçe'de ifade edilebilir arkadaşlar. Yapmıştım şeklinde cümleleri çevirebiliriz. Study this example situation, yani bu duruma çalışın. Sarah and Paul went to the same party last week. Sarah ve Paul geçen hafta bir aynı partiye gittiler. But they didn't see each other. Fakat birbirlerini görmediler. Paul left the party at 10:30. Paul partiden saat 10:30'da ayrıldı. And Sarah arrived at 11:00. Ve Sarah saat 11'de vardı. So, when Sarah arrived at the party, öyleyse, so burada öyleyse, bu yüzden anlamında kullanılır. Sarah partiye vardığı zaman Paul wasn't there. Paul orada değildi. He had gone home. Yani eve gitmişti. İşte geçmişin derinliklerinde olan ifadeler ile kastetmek istediğim bu. Mişti geçmiş zaman. O eve gitmişti. Yani Sara partiye vardığı zaman o eve gitmişti anlamı kazandırıyor arkadaşlar cümleye. Past perfect tense. Yapısal olarak inceleyecek olursak arkadaşlar had gone is the past perfect tense olarak kastettiğimiz cümledeki gramatik olarak, şekilsel olarak cümleyi görecek olursak arkadaşlar I, we, they, you, he, she, it de had aynı şekilde kendisini korur arkadaşlar. Had yardımcı fiil olarak geçer burada. Kısaltılmışı da şu şekilde yan tarafta göreceğiniz gibi arkadaşlar. I would, I had, he had gibi bu şekilde yazılabilir arkadaşlar. Orijinal fiil ise arkadaşlar past participle olarak bilinen yani fiilin üçüncü halinde kullanılır. Fiilin üçüncü halini daha önceki örneklerimizde görmüştük arkadaşlar. I had gone. Ben gitmiştim. He had seen. O görmüştü. They had finished. Onlar bitirmişlerdi. Yani kastettiklerimizi İngilizce açıklama açısından görecek olursak The past perfect is had plus past participle. Gone, seen, finished. Yani past perfect dediğimiz zaman had gone, had seen, had finished ifadelerini anlayacağız. Sometimes we talked about something that happened in the past. Bazen geçmişte olmuş olaylar hakkında konuşuruz. Örnek: Sarah arrived at the party. Sarah partiye vardı. This is the starting point of the story. Yani bu hikayenin başlangıç noktasıdır. Then sonrasında If we want to talk about things that happened before this time, eğer biz bu olan başlangıç noktasından önceki olaylar hakkında konuşmak istersek, we use the past perfect. O zaman ne kullanırız arkadaşlar? Past perfect tense kullanırız. Örnekte görelim. When Sarah arrived at the party, Sarah partiye vardığı zaman, Paul had already gone home. Paul zaten eve gitmişti. Yani çoktan eve gitmişti anlamında burada already. Some more examples. Biraz daha fazla örnekle bu ifadeleri görecek olursak arkadaşlar. When we got home last night, dün eve vardığımız zaman, we found that biz bulduk ki, öğrendik ki ve karşılaştık ki somebody had broken into the flat. Birisi dairemize girmişti. Yani hırsızlık yapmıştı anlamında. Break into hırsızlık yapmak demek. Karen didn't come to the cinema with us. Karen bizimle birlikte sinemaya gelmedi. She had already seen the movie. O sinemayı, o filmi zaten izlemişti, görmüştü. At first, I thought I had done the right thing. Başlangıçta ben doğru şeyi yapmış olduğumu düşünüyordum. But I soon realized that
had made a big mistake. Fakat yakın zamanda, kısa zamanda fark ettim ki I had made a big mistake. Büyük bir hata yapmıştım. Size bir ipucu vereceğim arkadaşlar. Bir olay ve bir ifade I thought ile başlıyorsa I said, I thought, I realized gibi past tense'te, simple past tense'te başlıyorsa ondan sonra gelen ifade de ya past tense olacaktır ya da past perfect tense olacaktır arkadaşlar. Yani geçmişte olan bir şeyi I said ile anlatıyorsanız past perfect ile olacaktır. Geniş zamanda olan bir ifadeyi past tense anlatıyorsanız da o da simple past tense olacaktır arkadaşlar. İşte bu örnekte biraz daha net olarak görmüş olduk. Yani bu olay geçmişte olduğu için as first I thought I had done the right thing zaten geçmişte olduğu için ve siz bunu I thought ile anlattığınız için I thought ben düşündüm ki ben doğru şeyi yapmıştım. Yani geçmişte doğru şey yapmıştım anlamı katıyor. The people sitting next to me on the plane were nervous. Yanımda oturan, uçakta yanımda oturan insanlar gergindi. They hadn't flown before. Daha önce uçmamışlardı. Or they had never flown before. Veya daha önce hiç uçmamışlardı. Compare present perfect yani have seen and past perfect yani had seen. Present perfect ile past perfect tense'in karşılaştırmasını görelim şimdi. Önce şematik olarak present perfect tense'den başlayalım. Present perfect tense hatırladığınız gibi arkadaşlar past tense'de başlardı. Yani past zamanda başlardı, geçmiş zamanda başlardı. Now'da bitmiş olurdu fakat tam now'un üzerinde etkisi devam ederdi arkadaşlar. Örnek cümlelerimize bakacak olursak arkadaşlar, Who is that woman? Bu kadın kim? I have seen her before. Daha önce onu görmüştüm. Yani görmüş bulunmaktayım. But I cannot remember where. Fakat nerede olduğunu hatırlamıyorum. We aren't hungry. Biz aç değiliz. We have just had lunch. Zaten yeni yemek yedik anlamında kullanılıyor. The house is dirty. Ev kirli. They haven't cleaned it for weeks. Bu evi haftalardır temizlemiyorlar. Yani etkisi, bu cümlelerin hepsinin etkisi şimdi devam ediyor arkadaşlar. Past perfect tense'te ise arkadaşlar geçmişte başladı ve geçmişte bitti arkadaşlar. Etkisi de geçmişte sürüyordu. Ama şimdi hiçbir alakası yok. Şematik olarak bunu anlayacağız. Örneklerimize bakacak olursak I wasn't sure who she was. Ben onun kim olduğunu emin değilim. I had seen her before. Onu daha önce görmüştüm. But I couldn't remember where. Fakat nerede olduğunu hatırlamıyorum. We weren't hungry. Biz aç değildik. We had just had lunch. Aynı şeyler hep geçmişten mişle ifade edebiliriz arkadaşlar. Burada olduğu gibi. Zaten yemeğimizi henüz yemiştik. Yani o zaman geçmişte anlatılan bir hikayeden bahsediyoruz bu. Şimdi ile hiçbir alakası yok. Yani bunu geçmişte anlatmış birisi. The house was dirty. Ev kirliydi. They hadn't cleaned it for weeks. Ve haftalarca da temizlememişlerdi. Yani birisi bir hikayenin bir parçasını anlatıyor şu anda. Öyle düşünün. Compare past simple yani left was geçmiş zamanla past perfect yani mişli geçmiş zamanı karşılaştıralım. Had left, had been gibi. Past simple tense'ten başlayacak olursak arkadaşlar. Was Tom when you arrived? Sen oraya vardığın zaman Tom orada mıydı? Yes, but he left soon afterwards. Evet, fakat hemen sonrasında ayrıldı. Kate wasn't at home when I phoned. Kate evde değildi telefon ettiğim zaman. She was at her mother's house. O annesinin evindeydi. Past perfect tense'de ise arkadaşlar. Was Tom there when you arrived? Sen vardığın zaman Tom orada mıydı? No, he had already left. Zaten ayrılmıştı yani orada değildi.
Kate had just got home when I phoned. Ben telefon ettiğim zaman Kate eve varmıştı. She had been at her mother's house. O annesinin evindeydi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni bir gramer konusunu öğrenmiş olduk. Bu konuyu öğrenmenin bize nasıl bir katkısı olduğunu böyle mantıksal bir çerçeve çizerek anlatacak olursak arkadaşlar, bu konuyu öğrendikten sonra göreceksiniz ki okuduğunuz parçalarda da konu biraz daha gözünüzde canlanmış olacak arkadaşlar. Ancak bu konuyu böyle yüzeysel geçerseniz çok bir şey anlam ifade etmez. Bu cümleleri kendinize özdeşleştirerek, örnek cümleler kurarak, örnek cümlelerinizi arttırırsanız ve sesli bir şekilde yaparsanız bunu hem okuma parçalarınızı, anlama hızınızı arttırdığını göreceksiniz. Hem de zamanla arkadaşlar konuşmanızın fazlasıyla arttığını göreceksiniz. Ve bu şekilde gramer çalıştığınız zaman da arkadaşlar sınavlar, testler sizler için de artık kolay çözülebilir hale gelecektir. Aksi takdirde sadece direkt test çözmeye başlarsanız, direkt soru çözmeye başlarsanız o sorular gözünüze büyüyecek, sizin ezber kalıplarınız haline gelecek ve özdeşleşmediği için de bu şekilde çalışmadığınız için de arkadaşlar sizin için zor hale gelecektir. Onun için olumlu düşünerek bu şekilde faydalı ve daha iyi hale getirmeye çalışın arkadaşlar. Çalışmalarınızı tavsiyelerime uyarak çalışmanızı pekiştirmenizde, arttırmanızda daha fayda var arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.